Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün çoğu kişinin merak ettiği bazı şeyleri konuşacağız. İşte buraya bazı başlıklar attım ben. Kuş alırken neye dikkat etmemiz lazım? Sakalarda. İşte değerli saka, doğadaki sakalar. İşte kuşlar neden örtülür? Ondan sonra kafese nasıl alıştırılır yeni kuş? Tabii yeni kuş kimseye normalde biz tavsiye etmiyoruz doğadan kuşun yakalanmasını ya da doğa katliamcılarını. Ama tabii hepimizin bildiği gerçek, çoğu saka sever, sakayı dışarıdan sahipleniyor. Ve bu kuşların da birçoğu ölüyor. Atıyorum 100 tane kuş sahipleniyorsa dışarıdan ya da yakalanıyorsa, kafese konuluyorsa, bunların nereden baksanız abartısız işi bilen de bile ölüm oluyor. Hele ki işi bilmeyen de 100 taneden 70 tanesi, 80 tanesi bu kuşların ölüyordur. Bu başlığı açmamın sebebi de en azından bu tarz insanlar bu videoya ulaşırlarsa ne kadar az kuş öldürürlerse doğadan da o kadar az kuş alacaklardır. Adam bir tane kuş alıyor. Eğer o kuşu uzun beslerse gidip ikinci kuş alma gereği duymuyor. Eğer aldığı kuşu öldürürse hırs yapıyor, bir kuş daha alıyor. Öldürürse hırs yapıyor, yaşatacağım diye bir kuş daha alıyor. Bu evrede 4-5 tane kuş öldürmüş oluyor. Tabii kuşu, her ölen kuşu bir kuş olarak düşünmemek lazım. Bir kuş eşleştiği zaman sezonda doğada 4 ağız yuva yapar, 4 ağız yavru yapar ve her ağızda en az 3-4 tane yavrular, bu nereden baksanız 20 taneye yakın yavru demektir. Yani bir kuş senede aslında 20 tane kuş öldürdüğünüz anlamına gelir. Bundan bahsedeceğiz biraz. İşte saka neden gerdan kırar? Birçok kişinin şikayeti, işte saka aldım, besliyorum, hiçbir şey yapmadım. Normal yerinde duruyordu kuş, gerdan kırıyor. Çoğu kuş işte stresten yapar ama işte nasıl yapacağını falan konuşacağız. Nasıl engelleyebiliriz ya da önce nasıl alıştırabiliriz? İşte akgerdan saka nedir? Özelliği nedir? İşte bir de bu mutasyon olayı var. Herkes işte her üretilen sakayı mutasyon zannediyor. Her üretim saka sanki mutasyonmuş gibi yaklaşılıyor. Yani bana göre mutasyon ne demek? Mutasyon sakalar nasıl oldu? Bu mutasyon demek hani böyle gidip de yumurtanın içine dışarıdan iğnelerle, şırıngayla bir şey vermek ya da kuşları gidip de kendi ırkından olmayan bir kuşlarla eşleştirip o kuşlarla mutasyon yapmak değil. Ondan bahsedeceğim birazcık. Keneset özelliğine, akgerdan özelliğine, işte kuşa nasıl yem verilmeli, nelerini karşılanmalı kuşların işte. Ondan bahsedeceğiz. Bu arada işte eski sakacılardan gene abimle konuşacağız bu konuyu da. Nereden baksanız 2002-2003'ten beri sakayla uğraşıyoruz. Biz de işte az çok tecrübelerimiz oldu. Şimdi üretim de yapıyoruz. Zaten kanalda da görüyorsunuz yaptığımız üretimi. Bir dönem ötümle de uğraştık. İşte saka nasıl ötmeli, sakanın ötümü nasıl olmalı, ondan sonra nasıl ayırmalıyız sakayı, işte bunların peşine çok koştuk zamanında. Zaten kuş bana göre sakacılık ilk başlangıç yaşatmak, daha sonra öttürmek, bunların hepsini başarabiliyorsanız daha sonra da üretim denemek bence bu işin zaten nirvanası, yani en üstü. Bunu da yapabiliyorsanız artık bunun üzerine fanteziler kalıyor. Yani kuşun artık rengiyle oynayabilirsiniz, üretim yapıyorsanız farklılaştırabilirsiniz. Şimdi ilk önce kuş alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu söyleyeceğim ben. İşte kuş alırken arkadaşlar, eğer sak alıyorsanız ya da kanarya alıyorsanız bu değişmez. Alacağınız kuşun ilk önce canlı bir şekilde hareket ediyor olması gerekiyor. Yani bunu gözle görmeniz gerekiyor. Kuşun işte kondisyonunun, performansının, kafesindeki hareketlerinin normal, güzel olması gerekiyor. Kuşun kabarmış, bizim şişmiş dediğimiz olay ya da kafasını kanadının altına sokmuş olmaması gerekiyor. Tüylerinin düzgün olması gerekiyor. Şimdi örnek kuş getirmedik buraya ama işte örnek kuş olsaydı kuşun altını da göstermek isterdim size. Aldığınız kuşun benim bazı videolarımda var. Görebiliyorsanız bakın. Kuşun altının sarı olması gerekiyor arkadaşlar. Sarı olmasındaki olay, yani bu kuş yağlıdır, bu kuş sağlıklıdır. Sağlıklı olmayan kuşun altı da yağlı olmaz. Varsa senin de eklemek istediğin bir şey kuş seçiminde. Canlılığına dikkat etmek lazım. Kafesteki hareketleri, sağlık durumu, yem yemesi, su içmesi, bunları gözlemlemek lazım alırken. Yani bunlara dikkat Bir etmek de lazım. şunu yapmaya çalışın. Bulunduğunuz bölgede yoksa da eğer ki, gidip de kuşlar arkadaşlar hani buradan hiçbir pet shopçunun ekmeğine taş koymak değil amacım. Ama duyuyorum pet shop'tan kuş alan arkadaşlar bazı yanlışlara uğrayabiliyorlar.
Varsa yanınızda bilen biri, pet shop'tan alacaksanız mutlaka bilen biriyle gidin. Kendiniz yer anlamıyorsanız. Eğer ki pet shop değil de gidip bir üreticiden alabiliyorsanız, bir üretim haneden kuş alabiliyorsanız bu sizin için daha büyük avantajdır. Çünkü orada seçeneğiniz daha fazladır. Oradaki adamın size yaklaşımı bana göre her zaman daha farklı olacaktır. Sizi daha iyi doğruya yönlendirebilir. Eğer öyle yerlerden kuş alabilirseniz oradaki besleme ortamını, üretim ortamını da görebilirsiniz. Buna da ulaşabilirsiniz yani. Daha sonra kuşlar neden örtülür yazmışım buraya. İşte bununla alakalı benim söylemek istediğim. Görüyorsunuzdur, bazı videolarda da seyrediyorsunuzdur. Özellikle Fiorio kuşlarının örtülerde öttürüldüğünü, sakaların da örtülerde öttürüldüğünü. Dikkatinizi çekmiştir, bazı yerlerde bu şekilde de asılıdır kuşlar. Şimdi ilk önce ben evde kendi besleyecek olan kişiye örtüyü şu şekilde ilk etapta öneririm, sonradan önermem. Neden? Çünkü sen sadece evde besleyeceksindir, dükkanında besleyeceksindir. Ya da atıyorum işte görsel amaçlı bir yerde besleyecekseniz kuş mutlaka açıkta olabilir. Neden olabilir arkadaşlar? Hem onun görsel keyfine varırsınız, hem de biraz geç öter ama öter kuş alıştığı zaman ortama, hem de sesini yani ötüş keyfini alırsınız. Kuşların örtülmesindeki amaç, biz işte sakaları kahvede öttürenler, yani saka kültürü olan semtlerde sakalar arkadaşlar belli kahvelere götürülür ve orada öttürülür. Kimin kuşu güzelse herkes o kuşu dinler. İşte namesi bozuktur, iyidir, orada konuşulur. Bu bir sosyal alandır, sakacıların sosyal alanıdır. Sakacıların kültürüdür, böyle bir kültür vardır. Bu ama şu an dönemimizde pek sakacı kalmadı bu şekilde. Daha çok Fiorio'cular bu kültürü sürdürmekte. İşte özellikle büyük şehirlerden bahsedersek İstanbul'da, işte benim yaşadığım şehir olan Kocaeli'nde çok bu şekilde Fiorio'cular görebilirsiniz. İşte Bursa'da Fiorio'cular var. İşte bunların yarışmaları düzenlenir. Bu kuşlar dışarıda sese alışması için gezdirilir. Örtülmesinin de en büyük amaçlarından bir tanesi, kuşu öttürmek istediğiniz yere götürdüğünüzde kuş orada yapılan bir hareketten ya da bir insanın ayağa kalkmasından ya da oradan bir kuşun geçmesinden etkilenmez. Kuş hiçbir şey görmeden öter. Ve kuşlarda şöyle bir şey vardır. Kuşu bir yere koyarsanız ve orada uzun süre beslerseniz kuşu ortama ve o alana alışır. Daha sonra kuşun yerini değiştirirseniz, bu kanarya bile olsa belli bir süre ötmez, yerini yadırgar. İşte bu yüzden de Fiorio'yu, sakayı örten insanlar bunun yerini değiştirdiğinde de ötümünü değiştirmeden ve koyar koymaz ötmeye başlaması için örterler ve bunu da dışarıdaki seslere alışması için de gezdirirler. Örtmedeki amaçlardan bir tanesi budur. İkincisi, bu dışarıdan yeni alınan kuşlarda, doğa kuşlarında ben ters örtü diyorum. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar kuş alışana kadar. Ters örtü bizim üstten örttüğümüzün tam tersi. Kuşun tavana çıkılacak, alttan örteceksiniz. Ve kuşu boy mesafesinden birazcık yukarı koyacaksınız kuş yeniyse. Ve o örtüyü aşağıya doğru kademe kademe açacaksınız. Neden kademe kademe açacaksınız? Kuş yeni kuşsa, ürkek kuşsa üstten sizi gördüğünde alt tarafa saklanarak kendini koruduğunu hissedecek. Kendini korumaya alacak ve sizi görmediğinde kuş stres yapmadan sakin bir şekilde durabilir. Ama sürekli sizi görürse kuş orada korkabilir. Var mı senin eklemek istediğin bir şey? Neden örtüyoruz ya da neden örtülüyor bunun haricinde? Sebepler belli. Yok. İşte kuş neden gerdan kırar? Sen başla istersen buna. Stresten gerdan kırar. Gerdan kıran kuşu da düzeltmek çok zordur. İlk etapta benim kendi yaptığım sistemde yeni bir kuşu ben önce büyük salmada yeme suya alıştırıp ondan sonra küçük kafeslere alıyorum. Kuşu direkt küçük kafese koyduğumuzda üstte de bir tehlike gördüğünden kafesin üst telinden sürekli oraya atlar ve bundan sonra da gerdan kırmaya başlar kuş. Sonra büyük yere alıp düzelme ihtimali oluyor. Düzelen kuşlar da oluyor. Ama hiç bu stresini atamayan kuş da oluyor. Yani ömür boyu kuş öyle de yaşayabiliyor. Bir de böyle enteresan şeyler de başımıza geldi. Belki tesadüf, belki değil. Belki de yapılan şeylerin genel aktarımı. Gerdan kıran sakanın melez alındığında yavrusunun da gerdan kırdığını gördüm ben bir sefer. Nasıl hani tesadüf de olabilir bilmiyorum. Ama genelde kuşların gerdan kırması, kuşun bulunduğu yerin üzerinde onun korktuğu bir şey olursa, bir ses, başka bir kuş, bir hareket, bu onun
bu hareketini hızlandırır ve yoksa da ortaya çıkartabilir. Strese dayalı genelde bir harekettir. Hastalık gibidir. Kuşta kalır. Atlatamayabilirsiniz. Örtüdeki kuşun ya da açıktaki kuşun ötümünü ya da eşleşmesini engellemez. Siz kuşa daha çok yaklaştığınızda stres ortamında sık sık tekrarlar. Tünekten takla atarak düşen kuşu da gördüm. Köşede sürekli gerdan kırdığı için arka kuyruklarını paramparça yapan kuşu da gördüm. Eğer ki bu sizin için değerli bir kuşsa, üretmek istiyorsanız onu kümesin sakin bir köşesine koyup üretmek için deneyebilirsiniz. Görsel amaçlı beslediğiniz ötüm için beklediğiniz bir kuşsa size görsel anlamda bir keyif vermeyecektir. Sürekli takla atacağı için ya da sürekli gerdan kıracağı için kötü gözükecektir. O kuşu salın, çok düzelteceğim diye beklemeyin isterseniz. Doğaya salınmalı o kuşlar. Görüntü olarak kötü bir görüntü sergileyecektir. Evet, şey yapalım da kuşa yem verme. Hani bir kuşa nasıl yem vermeye başlayacağız? Yeni bir kuş. Adam kuş aldı bir yerden. Yani bunu sürekli tekrarlıyorum arkadaşlar. Tabii ki de doğadan kuş yakalanmasının ya da yakalayandan kuş alınmasının yanında değiliz. Biz bilinçli besleyen insanları yönlendirmek istiyoruz. Ya da bilmeyen insanlar da dinlerse en azından bizim engel olamadığımız kişilerin aldıkları kuşları öldürmemesi için bir çabamız var. İşte nasıl yeni kuşa yem ayarlayabiliriz, yem verebiliriz? Adam kuşu aldı, ilk defa getirdi, kafesine koydu, buna yem verecek. Adam diyor ki ben ne vermeliyim diyor. Mesela gidiyoruz Akhisar'a, İzmir'e, adamlar sadece kenevir veriyor. İşte İstanbul'a, İzmir tarafına geldiğimiz zaman genelde sade yemde, ketenle besleyen var. Tabii işte kimi diyor sakın çekirdek vermeyin, kuşu bozarsanız. Kimi diyor benim sakam çekirdekle 10 sene yaşadı. Biz çekirdeksiz bakmıyoruz. Yani ben mesela kuşa mutlaka çekirdek verirdim. Veririm de hala, ürettiğim kuşlara da çekirdek veririm. Sence nasıl karar vermek gerekiyor yeni bir kuşa? Yeni bir kuşa, doğadan yakalanmış bir kuşa, özellikle geçim döneminde kesinlikle çekirdek verilmeli. Çünkü bu hayvan Avrupa'dan göç ettiği yerden başlayarak bulunduğu yere gelene kadar sürekli çekirdek yiyerek geliyor. Doğada hayvan yağını çekirdekten sağlıyor. O yağla da belli bir yol gitmeyi planlıyor. Siz bu hayvanı alıkoyuyorsunuz, kafese koyuyorsunuz, çekirdek vermiyorsunuz. Bu sefer hayvanın bütün yağı eriyor ve hayvan kurumaya başlıyor. Çekirdek verilmeli, sade yem keten verilmeli. Keten bir nebze hayvanın işte bağırsağını, stresini falan düzenliyor. Yani biz kendi baktığımız sistemde sade yem keten, yarım kilo sade yeme 200 gram gibi bir keten karıştırıp önüne de ekstradan çekirdeğini koyup bakıyoruz. Bugüne kadar bu sistemde bakıp bir sıkıntı yaşamadık. Ama Akhisar'da adamlar sürekli kenevir veriyor. İzmir tarafı. İzmir tarafında. Soruyoruz. Bir seneyi geçmiş kuş yok. Kenevir ya hayvan vardır belki. Yakıyor. Vardır. Dayanıklı kuş çıkar. Mesela nadir. 10 kuştan 2 tanesi senelik olur. 2 senelik, 3 senelik olur. Olmaz diye bir şey yok ama çoğu ölüyor arkadaşlar. Tek tip beslenme kuşa yetmiyor yani. Bu kesin. Ha, bu şu demek değil. Kuşa çekirdek verin. Kuş kapalı alanda olduğu için ishal olabilir. Tabii ki de o kuşa siz ilk etapta vitaminli ya da ishalini engelleyecek, bağırsağını düzenleyecek sıvı şeyler de vermeniz lazım suyuna. Mesela her kuşta çekirdek yemiyor. Bir de böyle bir şey var. Her kuş çekirdek yemiyor. Kenevir yemeyen kuş var. Sade yem yemeyen kuş var. Evet. Keten yemeyen kuş yani var. Biraz da kuşa bunlara göre. Bunlara şahit olduk, gördük yani. Kuşa göre gidip daha sonra yavaş yavaş o kuşu doğru beslenmeye döndürebilirsiniz. Tabii bunun yanında da kuşu ben yemini verdim, suyunu verdim. İşte yemedi, onu da içmedi, öldü diye bir şey yok. Onların hepsi can. Onu düşünerek bizim kuşa yaklaşmamız gerekiyor. İşte kuşun çekirdek verirsiniz. Azıcık bir mamalık çekirdek koymuşsunuzdur, bir mamalık kenevir koymuşsunuzdur. Uzun yemliğine de sade yemle keteni karıştırıp koymuşsunuzdur. Kuş hiçbirini ellememiştir. Sadece çekirdekten yemiştir. Çekirdeği biraz daha arttırmışsınızdır. Alan dar olduğu için kafes ortamı, kuş çok çekirdek yediğinde bunu artık yağ iyice dolmuştur ve ishale dönmeye başlamıştır. Bunu da çekirdeği azaltarak ve ishali engelleyecek ilaçlar vererek kuşa, ishalini önleyecek ilaçlar vererek kuşa, kuşun yaşamını ve bir yandan da diğer yemlere yavaş yavaş geçmesini sağlayabilirsiniz. Yem olayı çok önemli. Sakaların
beslenme düzenini değiştirdiğinizde arkadaşlar, bu kuşların kilit noktası bağırsaklarıdır. Kuşun ilk bağırsak sistemi bozulur. İşte ustamın da dediği gibi, sen diyor insan olarak bile diyor, git diyor dışarı şimdi, neyi seviyorsun diye en çok diyor, eti. Ye diyor 3 kilo et diyor, kolesterolün varsa rahatsızlanacaksın, yoksa da diyor ishal olacaksın. Vücut bunu kabul etmeyecek. Yani kuşa bakarken de bunu iyi analiz edip daha sonra verdiğimiz şeylere de kararında az az takip ederek neyi yediğini, biraz da kuşun seçimlerine yönelerek onu doğru beslenmeye döndürmeye çalışmamız lazım ki kuşu yaşatabilelim. Özellikle yeni kuşlar dediğimiz, yani o yılın yeni evcilleştirmeye çalışan kuşları, dışarıdan yeni alınmış kuşlar ya da yeni beslenmeye çalışan kuşlara çok hassas davranmamız lazım arkadaşlar. O kuşlar strese çok açıklardır. O kuşlar kendilerini yaralamaya çok açıklardır. Bozulmaya çok açıklardır. Yani bu en hassas konu benim için üretim falan filan değil, doğadan yeni yakalanmış kuşun kafese alıştırılması. Ya bilmiyorsanız hiçbir şekilde bu işe girmeyin. Bilenlerin yanında bu işi öğrenerek kendinizi geliştirin. Ya da arkadaşlar dediğim gibi hiçbir şekilde doğadan kuş yakalamayın. Kesinlikle yakalayan birinden de almayın. Kuşun günahına girersiniz. Kuşu öldürürsünüz. Biz herkese tabii ki de engel olamayız. Herkesin gidip işte kapısında sen niye bu kuşu besliyorsun, niye şöyle yapıyorsun diyemeyiz. Ama bizim yapmaya çalıştığımız en azından bu işi yapan insanları biraz daha bilinçlendirmek. Ne kadar az kuş ölürse bizim için o kadar iyi. Neden? Bizden sonraki nesillere de doğada sıkı kuşu görme imkanı sağlamamız lazım. Kendimiz için de, ben mesela dışarıda bir saka geçtiği zaman, gördüğüm zaman mutlu oluyor. İsterse şehrin ortasında olsun, isterse doğanın ortasında olsun, gördüğüm zaman hemen dikkatimi çekiyor ve takip ediyorum. Bu çoğu kişiye de oluyordur yani. Bunu da bitirmememiz lazım ülkede. Şimdi özelliklerden yazmışım buraya iki tane. İşte keneset özelliği nedir? İşte sen anlat gene önce istersen, sonra ben de ekleyeyim. Keneset kuşta bir taşıyıcılıktır. Her kuşta keneset yok. Taşıyıcı bir kenesetli kuş çiftleştiği dişiden çıkan yavrularından tekrar kenesetli yavrular çıkar. Böyle doğada popülasyonu artarak gider. Kenesetli kuşun tek özelliği benim kendi düşüncem tüyünün sarı olması. Ekstra bir ötümde, bir çiftleşmede veya başka bir şeyde bir ekstrası yoktur yani bence. Ya tabii ki yok. Ben mesela çok duyuyorum arkadaşlar, yani bunu kendimizi övmek için söylemiyorum, sadece bu işi ne zamandan beri yaptığımızı belirtmek için söylüyorum. Dediğim gibi işte 2002'den beri falan yapıyoruz tahmin, işte 18 senedir 2000'den beri tanıştığımız, zaten daha önce birebir alıp kendim beslemeye başladığım yıllar 2002, 2003, 2004 yılları, tahminle ortalama bir 20 yıldan beri besliyoruz. Bu yüzden çok şey duyduk, kuşla alakalı çok şey gördük, denk geldik, tanık olduk, şahit olduk. Şunu söylüyorlardı işte, zincir kenesetli saka ya da kenesetli saka bulunduğu kümenin lideridir. Ya da kenesetli saka iyi öter, kenesetli saka güzel olur. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani bunu biz defalarca kez gördük, defalarca kez denedik. Besleyeni de gördük, salanı da gördük, satmaya çalışanı da gördük, almaya çalışanı da gördük. Alakası yok. Abimin de dediği gibi keneset kuşun sadece bir renk özelliğidir. Kuşun ensesindeki kırmızılık, kuşun rengindeki kırmızı baskınlığının biraz daha fazla olduğunu gösterir. Bu kuştan melez alırsanız, aldığınız melezin kırmızı maskesi daha geniş, daha güzel olur. Aldığınız melezin ensesinde baba gibi denedik bunu, keneset çıkar, kenesetli meleziniz olur. Kenesetli kuşu kırmızı özelliği, kenesetli bir dişiye denk gelirseniz ya da kırmızı maskesi biraz daha büyük dişe denk gelir, eşleştirirseniz o kuşlarda kırmızı özelliği artacaktır. Bunu da nasıl anlayabilirsiniz? Doğada çok nadiren de denk gelse bizim altaşlı dediğimiz kuşlar vardır. Kırmızısı aşağıya doğru iner. Normal maskeden daha fazla bir kırmızılığı vardır. Ya da maske gözü geçmesi gerekenden çok daha arkaya kadar gitmiştir. Bunlar keneset özelliğinin, işte atıyorum kenesetli bir kuşun yavrusunun başka bir kenesetli kuşla denk gelmesi, onun yavrusunda başka bir kenesetli kuşla denk gelmesi ve kuşun renginin üzerinde kenesetin kırmızılığının ya da sarılığının daha fazla artmasıdır. Bunun da işte mutasyon kuşlarda
kırmızı renk denilen, gördüğünüz böyle kırmızı renk sakaların işte asıl gen özelliğinin nereden geldiği, yani bu kuşlardan kırmızı gen özelliğinin biraz daha fazla olan kuşlardan çıktığını görürüz. O da işte demin bahsettiğim mutasyon olayı. Mutasyon diye bir şey bana göre yoktur. Yok. Mutasyon renk özelliğinin farklılığının üzerine gidilmesidir. Şimdi akgerdan özelliği nedir diyeceğim. Bunda da işte bir şeyler ben de söyleyeceğim. Sen mesela bahsettiğine akgerdan özelliği kuşta nedir? Akgerdan nasıl olur? Yine bir görselliktir kuşta. Yani kuşa ekstra kattığı bir şey yoktur. Sadece rengi farklıdır. İşte kuşun tam akgerdan olması, çizgi olması, yarım olması. Bu akgerdanlarda taşıyıcılık olarak kuşun bir tırnağının veya bütün tırnaklarının beyaz olması veya kanat tüyünün birinin ikisinin beyaz olması, kuyruğunun birinin ikisinin beyaz olması, sırt tüylerinde beyaz çiller görünmesi, bunlar akgerdanın da taşıyıcılık özelliğini gösterir. Taşıyıcı olmayan bir akgerdan çiftleştiği zaman akgerdan oranı ya hiç yoktur yavrularda ya da çok düşüktür. Ama taşıyıcı bir akgerdanla taşıyıcı olmayan bir akgerdan çiftleştiğinde yavruların 4 tanesinden 3'ünün kesin 4'ünün de %70 akgerdan çıktığı görülmüştür. Kendi yaptığımız eşleşmelerde de bunları gördük. 2 kan taşıyıcı akgerdanın çiftleştiğinde de beyaz yavruların çıktığını gördük. Yine kendi elimizde de bu yavrulardan elde ettik. 2 kan taşıyıcı akgerdanı çiftleştirerek parçalı yavrular elde ettik, gördük. Bu da yine sadece kuşun görsel renk özelliğini değiştirir. Eşleşmede, ötümde, ekstra bir hastalık dışında ona kuşun herhangi bir özelliğini etkilemez. Sadece renktir, görselliktir yani. Akgerdan özelliği de arkadaşlar işte abim dediği gibi gene deminki kenesetli kuşun kırmızı renginin baskın olduğunda olduğu gibi kuşun aslında tamamen bir renk farklılığının özelliğidir. İşte biz önceden böyle bu kuş yakalamanın bu kadar yasak ve disiplinli olmadığı zamanlarda büyüklerimiz vardı bulunduğumuz semtte. Bu kuşlarla işte tanışmamıza belki de vesile olan arkadaşlarımız, dostlarımız vardı. Onların yanına gittiğimizde onlar Ekim, Kasım aylarında göç olur. İşte bizim bulunduğumuz Kocaeli, İstanbul üzerinden Avrupa'dan gelen kuşlar sıcak iklimlere doğru geçerler kışı geçirmek için. Onların yanına giderdik biz işte böyle, onlar kuşa kalırlardı, merak ederdik falan. Herkesin bahsettiği bir şey vardı arkadaşlar. O zaman üretim benim bildiğim yoktu. Yani bu kadar kuş üretilmiyordu piyasada. Ve onların bir efsanesi vardı. Beyaz saka efsanesi. Yani hiç ben beyaz saka görmemiştim. Biz o zaman internete bile yazdığımızda beyaz saka çıkmıyordu. Yoktu yani. Beyaz saka nasıl bir kuştu? İşte adam diyordu... Burada diyordu beyaz saka yakalamışlar diyordu. İşte benim diyor kendi babam. Gören var. Babam diyor sakacıydı diyor. Beyaz saka diyor yakalamış diyor onun arkadaşı diyor. Kuşa diyor işte diyor değer biçememişler. Şöyle pahalı böyle pahalı. Ben beyaz sakayı ne zaman ki işte İtalya'da, Almanya'da, Hollanda'da üretimciler beyaz saka üretmeye başladı. Ben beyaz sakayı o zaman görmeye başladım. İnternetten yazdığımızda beyaz saka görmeye başladık. Tabii daha yeniydik o zaman. Beyaz sakanın sanki doğada böyle bir mucizeymiş, bir şeymiş gibi olduğunu tahmin ediyorduk ya da böyle bir öngörümüz vardı. Ama sonra bu işlerin içine girdiğimiz zaman, üretim yapmaya başladığımız zaman anladık ki beyaz saka, beyaz kandan yani akgerdan kuşlardan beyaz vasfı taşıyan kuşların iki taşıyıcı kuşun bir araya gelmesi ve bunlardan çıkan yavruların da diğer akgerdan taşıyıcı kuşlarla eşleştiğinde beyaz çıkma olasılığının çok yüksek olması. Ve doğada da düşünün, kuşların hepsi doğal ortamda bu şekilde denk gelmesinin olasılığının ne kadar düşük olduğunu düşünün. İki tane taşıyıcı, akgerdan taşıyıcı denk gelecek, doğada eşleşecek. Beyaz bir yavruları olacak. İçinden az şekilde beyaz yavru çıkacak ve bakın doğada iki tane akgerdan taşıyıcı olması demek... Onların annesinin babasının da akgerdan ya da onların birinin babasının birinin annesinin daha arkasındaki evliyatından da akgerdanlık, beyaz kan özelliğinin gelmiş olması gerekiyor ki bu iki tane akgerdan taşıyıcı dediğimiz kuşun bir araya geldiğinde beyaz bir yavru vermesi gerekiyor. Ve o beyaz yavru da doğada saksandan, kargadan, atmacadan falan kurtulacak ve kardeşlerin içinde büyüyecek. Belki annesi bile o beyaz olduğu için onu kabullenmeyebilir bazı kuşlarda.
gözüne farklı geliyor. Sürü içinde kuşlar ürküyor. Beyazı gördüğü zaman. Zaman. İşte mesela kanarya üretenler bilir. 4-5 tane aynı renk kanarya yavrunun yanına farklı bir renk ya da salmaya saldığınız zaman kuşların hepsi kaçar. Yani doğada da bu çok dikkat çekecektir yırtıcılar arasından ve yakalanacaktır. Söylemek istediğim işte beyaz sakanın efsanesi olayı buradan işte kaynaklanıyor. Bu şekilde geliyor. O zamanlar çok azdı. İşte 2000'li yılların başlarından bahsediyorum ben çünkü o yılları hatırlayayım. O yıllarda bu kuşluğa başladığım için bir efsaneydi o zaman beyaz saka. Paha biçilemezdi, değer biçilemezdi. O zaman işte üretim de bu kadar çok yoktu. Popülasyon da bu kadar hiç yokmuştu. Bir şey Türkiye'de üretim. Yani kimse kuş üretmiyordu o zaman da düzgün. Herkes yakalayıp saka besliyordu, saka öttürüyordu. O zaman ötümcülük ön plandaydı. O zaman sakanın güzelliği, işte geçim sakası, kasım sakası denen yanağı bembeyaz, ensesi beyaz, kırmızısı koskocaman, parlak bir kuş, böyle iri kuşlar. Bunlar revaçtaydı. Herkes o kuşların peşindeydi. Gibi işte beyaz sakadaki olay bu. Akgerdanlarda da arkadaşlar işte ben kendi videolarımda da şu an akgerdan üretiyorum. Akgerdan ve varyasyonlarını seviyorum. Piyasada işte birçok farklı üretilen saka rengi var ama bunlar benim ilgimi çekmiyor. Benim ilgimi klasik renk akgerdan, klasik rengin içinden çıkan, klasik renk akgerdan içinden çıkan parçalı, akbaş, beyaz da olabilir. Bu kuşlar ve bu kan. Hatta ilgimi çekmediği için. Doğal renk bakıyoruz yani. Bu kuşlarla ana renk olarak kuşlarla ilgileniyorum. Tabii farklı kuşlar da var şu an piyasada. İşte o kırmızı renk kuşlar var. Kula kuşlar var. Agat kuşlar var. Pasteller var. Elmolar var. Pasteller var. Tabii ki bu merak, tercih. Benim dikkatimi çeken akgerdan ve akgerdan varyasyonları kendi içindeki eşleşmelerden çıkabilecek kuşlar. Akbaşlar, parçalılar, beyazlar. Dediğim kuşlar, bu kuşları ben besliyorum ve yetiştirmeye çalışıyorum. Akgerdanlardan da bu şekilde başladık. Kafese yeni bir saka nasıl alıştırılır? Örtüyle alıştırmak her zaman daha kolay. Yani demin aslında anlattım, ters örtü olayı arkadaşlar bunu yapabiliriz. Özellikle evde besleyen arkadaşlar soruyor bazen. İşte kuşum çok kendini vuruyor, nasıl alıştırmam lazım falan. Şu şekilde yapabilirsiniz. Yeni bir kuşa dediğim gibi ters örtü yapıp, kuşu evin içerisinde besleyecekseniz ya da dışarıda besleyecekseniz sakayı arkadaşlar üretilmiş, bilezikli, belgeli bir saka almış olsanız bile yeni bir ortama getirdiğinizde kendi boy mesafenizin üzerine koyun kuşu. Yani siz kuşun yanına gittiğiniz zaman kuş size aşağıdan yukarı bakmasın ya da kuşla aynı yüz yüze gelmeyin bu şekilde. Bu kuşu ürkütecektir. Yeni bir kuşu, yeni bir ortamda bu ürkütecektir. Kuş biraz daha sizin bulunduğunuz ortamdan yüksekte olsun. İlk zamanlarda özellikle çok insanın girip çıkmayacağı yerlerde olsun. Daha sonra hayatını sürdüreceği yere yavaş alın. Ters örtü yapıp yavaş yavaş açarak işte 3 haftada bir, 2 haftada bir, 1 haftada bir örtünün açılma olayını aşağı doğru çekerek kuşu bu şekilde alıştırabilirsiniz. Şeffaf örtüler de kullanılabilir. Şimdi yeni çıkan tül örtüler var. Kuşlar kendilerini içeride biraz da güvende hissediyor. Sanki onu görmüyormuşsunuz gibi davranıyorlar. Onları görüyoruz şimdi piyasada. Bu söylediklerimizin hepsi arkadaşlar bir sakayı yaşatabilmek, sıfırdan kafese alıştırabilmek, adapte edebilmek bunun için gerçekten önemli. Çünkü bir saka ne dedik? Bir saka ölmesi, bir sakanın ölmesi değil, 20 tane o sene eşleşecek ve yavrularının ölmesi demek. İşte bu da doğaya büyük bir zarar demek. Evet, bu işe nasıl başladınız? Bu işe nasıl başladınız? Çocuk. Hacı abi. Yani 10 yaşlarındayken 90'larda 95'lerde o zaman böyle bir yasak yoktu benim çocukluğumda. Pazarlarda sakalar pazarlarda sakla satılıyordu. Bizim orada da bir pet shop vardı çocukluğumuzda. Orada satılırdı. İsmail amca. İsmail amcadan alırdık ya da mavi boncuk vardı. Aşağıda geçtiğin arkasında. Belediyenin arkasında. Oradan alırdık. Hep gittiğimizde bir saka bir flori alırdık. Gelirdik onu kafeste beslerdik. Tabii o zaman çocuğuz. Kuşu salmaya falan çalışırdık muhabbet kuşu gibi. Olmuyordu tabii bu da. Genelde o zaman da babamız da kuştan anladığı için babam kanarya ve güvercin bakıyordu. Genelde öldürmeden kuşu doğaya kavuştururduk yani. O da belki de doğada ölürdü. Kuş şişerdi, bozulurdu. Evet. Yem yemeyince biz onu salardık. Biz o kuşun yaşayacağını zannediyorduk ama halbuki o zamanlar çok büyük yanlışlar yapılmış yani o tarihlerde. Sonra bir arkadaşlarımız vardı çocukluktan. Onlar
başka bir yere taşındı. Biz başka bir yerde kaldık. Okulda denk geldik. Sonra bunların sakat